Hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki hep birlikteyiz. İyi ki bu kadar uzun bir yolu birlikte yürüdük. İyi ki bugün bu hedefe ulaştık. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi ayrı ayrı kucaklıyorum. Sağ olun, var olun. Biz bu meydanda bulunan herkesle iyi kötü çok gün yaşadık. Biz birbirimizin acısında beraberiz. Mutlu gününde beraberiz. Büyük mücadelelerde beraber olduk. 2009 yılında sevgili Kadri Kocabaş kalp krizi geçirince seçimlere 40 gün kala 3 saat içinde karar vererek partinin bayrağı yere düşmesin diye onu alıp görevi kabul ettiğimde Manisa'ya geldim ve iki isimle, bir tanesi sadıcım, çocukluk arkadaşım Demirhan Gözaçan. Diğeri çok değerli büyüğüm, o günün ilçe yöneticisi Reis Öncü ile birlikte 3 kişi il binasına gittik. O gün ilk yürürken 3 kişiydik. Tabii ki ilçe yönetimimiz, il yönetimimiz, sonra 2011'den sonra diğer tüm ilçeler, ama önce azdık. Sonra çoğaldık. Birlikte çalıştık. Kaybettik. Kaybede kaybede kazanmayı öğrendik. Yenilgiyi umutsuzlukla değil, daha büyük bir enerjiyle çalışmak için verilen bir mesaj olarak gördük. Ve hep şuna inandık. İlk gün il başkanlığının balkonunda konuşurken söylediğim bir şeyi kimse unutmasın. O gün demiştim ki, ben bu şehrin evladıyım. Dedelerim, ninelerim, anneannem bu şehirde büyümüş. Annem, babam bu şehirde doğmuş, büyümüş. Şehrin yarısını okutmuş insanlar. Bizim evimiz belli, mezarımız belli. Ben mezarlığa girdiğimde önce Allah gani gani rahmet eylesin Manisa Tarzan'ı Ahmet Bedevi'ye Fatiha okumadan geçmem. Çünkü o demiştir ki benim gibi bir yarı çıplak insanı bu Manisalılar bağrına bastılar, karnını doyurdular. Beni sevdiler, bu Manisalılar dünyanın en iyi insanlarıdır demiştir. Gerçekten de Manisalılar çok iyi insanlardır. Hangi partiden olursa olsunlar. Sonra da ben kabristanda yürürüm ve sağda ilk köşede Neşe ablanın, Neşe Gülersoy'un, bu partinin kadın kolları başkanı iken İzmir Eczacı Odası'nın genel sekreteri, Manisa temsilcisi iken MHP'li eczacı Cemil Çöllü'nün öldürülmesini kınayan bir metni kaleme alırken o cinayete misilleme olarak hayatını kaybetmiş, beyaz önlükleri içinde Afiyet Eczanesi'nin camından 4 yaşında camımı burnuna koyarak gördüğüm o kanlı önlüklü partimizin ve mesleğimizin öncüsü Neşe Gülersoy'un mezarında bir dua okur. Sonra anneannemin, dedemin mezarına varırım. Bugün her görüşten Manisalı'nın sevdiği
Manisa Tarzanı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en haksız cinayetlerine kurban gitmiş, sağdan soldan Manisa'nın evlatlarının manevi huzurunda ben ve arkadaşlarım adına söz veririm ki bu kenti varlığına uygun, birliğine uygun, beraberliğine uygun, siyasi kavgalarla değil, Manisalılık bilinciyle, eşitlikle, adaletle yöneteceğiz. Ve partimin genel başkanı olduğum gün Manisa'ya geldiğimde biz bizi biliriz. AK Partililer biz seni mahcup etmeyeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partililer seni mahcup etmeyiz dedi. Birine inanamadım. Abi sen de mi destekleyeceksin dedim. Isparta Süleyman Demirel'i destekliyorsa ben solcu bir partiye, sol bir partiye oy vermişim. Yanlış mı yapmışım olur? Manisa'nın evladını destekleyeceğim dedi. Büyük heyecan, genç, yakışıklı, çalışkan il başkanımızı Manisa göreve çağırdı. Onunla birlikte görevi devralan Türkiye'nin 4 kadın belediye başkanından birisi. İlk gün konuştuğumuz gibi parti içinde bir kişiyi geride bırakmadan, kimseyi dışlamadan, eskiden yaşanmış hiçbir şeyi, olumsuz hiçbir şeyi hatırlamadan ama bu partiye verilen tüm emekleri de görerek çok büyük bir kucaklaşmayı hep birlikte sağladık. Biz örgütümüzü kucakladık, Manisa bizi kucakladı. Manisa'nın varıp da bugüne kadar hizmet etmiş yöneticilerini gün gün eleştirdik. Bugün o gün değil. Manisa Belediyesi kurulduğu günden bugüne kadar Manisa'mıza hizmet eden ilk belediye başkanından son belediye başkanına kadar tüm siyasi partilerden belediye başkanlarımıza ölmüşlerine rahmetlerimizi, hayatta olanlara da minnet ve saygılarımızı sunuyorum. Ancak Manisa artık bir Manisa'nın evladı tarafından eşit ve hakkaniyetli şekilde yönetilmeyi hak ediyordu. Ve Manisa tüm ilçeleri örgütümüzde emeği olan ya da örgütümüzün üzerinde tam mutabık olduğu isimlerle adaylaştırma çalışmalarını tamamladık. Biz birbirimize sarıldık, Manisa bize sarıldı. Ve sağ olsun şimdi yanımızda İzmir İl Başkanımız da var. O dedi ki İzmir'den esen Meltem'i Manisa'ya ulaştırırsak Manisa'yı kazanırız demişti. Seçim sonuçlarına baktık. İzmir %50 o akşam, Manisa %60. İzmir'den Manisa'ya Meltem değil, Manisa'dan İzmir'e Karayel esmiş. Ben buna emek veren il başkanımın şahsında, buradaydılar, otobüs dengesini kaybetti diye inmişler. Tüm ilçe başkanlarıma, il yöneticilerine, ilçe yöneticilerine, bu görevi geçmişte yapanlara, kadın gençlik kollarına ve hiçbir görevi olmasa da partinin bir neferi olarak Atatürk'ün baba evinin bugüne kadar bacasını tüttürenlere, çayını demleyenlere teşekkür ediyorum. Ve 40 yıl, 50 yıl iktidarda değiliz ama bir aradayız. Bu birlikteliği Manisalılar gördü. Şunu gördüler: tayin yaptıramazlar.
terfi yaptıramazlar. İhale zaten almazlar. Bu partinin üyesi olunca hiçbir işleri görülmez ama bir yere de gitmezler. Bu insanlara güvendiler ve Manisa siyasi tarihte görülmeyen bir başarıyı elde etti. Sadece iki seçim önce sıfır belediyemiz vardı. Aynı kanunlarla. Belediye meclislerinde çoğunda hiç belediye meclis üyemiz yoktu. Büyükşehir'de sadece 7 belediye meclis üyemiz vardı ve bugün 16 ilçede seçime girdik. 14 ilçede seçimleri kazandık. 15. olarak da Ferdi Zeyrek Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bu büyük onur için bütün Manisalılara, hangi siyasi görüşten olursa olsun, %60 oyla bu güveni telkin eden bütün Manisalılara yürekten teşekkür ediyorum. Ve partinin genel başkanı olarak yetiştiğim, büyüdüğüm, ekmeğiyle suyuyla büyüdüğüm bu memlekette sizin huzurunuzda şunu ilan etmek durumundayım. Cumhuriyet Halk Partisi 1977 yılından sonra ilk kez %38 oy oranıyla Türkiye'nin birinci partisidir. Ve 14 büyük şehri kazanan, 35 il belediyesini kazanan, en yakın takipçisi partiye 11 belediye fark atan ve oylarını 10 ay önceki seçime göre 3 milyon 600 bin arttırarak 17 milyon 400 bine çıkaran ve bu seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olan, Avrupa'nın en büyük sosyal demokrat partisi olan, Türkiye'nin değil, dünyanın en çok belediyeye sahip sosyal demokrat partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne hayırlı olsun. Genç belediye başkanımızla neredeyse tamamı gençlik kollarından geliyor. Ve yine geçen seçimlere göre sayıları 3 katın üzerinde artan 35 kadın belediye başkanımızla Cumhuriyet Halk Partisi rakiplerinden kurucusunun Cumhuriyet'e emanet ettiği gençlere ve siyasete önünü açıp siyasette seçme seçilme hakkını verdiği kadınlara sarılan Cumhuriyet Halk Partisi diğer rakiplerinden gençleriyle, kadınlarıyla, birikimiyle, liyakatleriyle ayrışmıştır. Her birisini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bütün Türkiye'ye bir mesajımı tekrar etmek isterim. Bize oy versin ya da vermesin, bu seçimin kazananı 86 milyondur. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Ben millete zam yapmasam da, mazotu 45 lira yapsam da, emekliye 10 bin lira versem de, çiftçiye al ananı da git desem de, esnafa siftahsız kepenk kapattırsam da bana mecbur oy verecekler diyen anlayış kaybetmiştir. Bu seçim yok sayılanların, hesaba katılmayanların kazandığı bir seçimdir. Bu seçim emeklilerin,
esnafların, çiftçilerin, atanmayan öğretmenlerin, staj mağdurlarının, 9000 gün mağdurlarının, kademeli emeklilik bekleyenlerin, bu seçim kimsenin görmediği, sessizlerin büyük ses yükselttiği bir zafer seçimidir. Bu seçim meydanlara çağırdığımız emekliler koşup geldiği için, aramızda göremeyip artık aramızda olan gençler sandıklara koştukları için, artık bu ülkeden gitmek istiyoruz demeyip biz bu ülkede Özgür abiyle birlikte mücadele edeceğiz dedikleri için. Bu seçimi gençler kazanmıştır ve gençler kendi geleceklerine sahip çıkmaya karar vermişlerdir. Meydandaki gençlerin elini göreyim, elini. Bakın bu kadar çoklar artık. 2011 seçimlerini kaybettiğimizde, 2011 seçimlerini kaybettiğimizde, önceki dönem il başkanlarımızla oturduk, ilde değerlendirme yapıyorduk. Allah gani gani rahmet eylesin. İl başkanlarımızın değerlendirmesi şuydu: 80 öncesi bu partiye gençlerden girilmiyordu. Nerede gençler dedi. Nerede gençler dedi Hüdayi Fazlılar. Nerede dedi bu gençler. Allah rahmet eylesin Hüdayi abi. Kaldırın ellerinizi görsün. Burada artık bu gençler. Ali abimiz vardı. Ali Ağar, önceki il başkanımız. Hüdayi doğru söylüyor dedi. Kısa öz konuşurdu. Hüdayi doğru söylüyor dedi. Sen gençsin dedi. Bu partiye gençleri çekersen sen çekersin. Görev senindir dedi. Allah rahmet eylesin Ali abi. İşte burada o gençler. Ve şu kadarını söyleyeyim. Manisa'nın tüm siyasi partilerinin kıymetli seçmenlerine sesleniyorum. Oy vermiş kimseyi verdiği oydan dolayı pişman etmeyeceğiz. Oy vermemiş olanların oyunu hak etmek için çalışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarıyla, örgütüyle beraber büyük sorumluluğun farkındayız. Milletimiz bize kredi açmıştır. Bu kredi bir tüketici kredisi değildir. Tüketici kredisi al harca diye verilir. Tüketici kredisi çok borçlanmışsın, al borcunu kapat, taksit taksit öde diye verilir. Benim meydan meydan talep ettiğim, tüm siyasi partilerden talep ettiğim kredi yatırım kredisidir. İnsanlar emeklisiyle, genciyle, çiftçisiyle, esnafıyla, beyaz, mavi, gri yakalı çalışanlarıyla Türkiye'nin adil yönetilecek, sosyal demokrat anlayışla onlara sahip çıkarak yönetilebilecek, emeği öne alacak, emek mücadelesini sahiplendirecek, kimseyi ötekileştirmeyecek bir anlayışa yatırım kredisi vermiştir. Bu krediyi doğru kullanırsak genel seçimlerde nasıl bir banka yatırımı yapan firmadan memnunsa arttırarak kredi verir, o krediyi bize verecek, bu ülkeyi bize yönettirecektir. Bugünden sonra siyasetin nezaketine sahip çıkarak ama rekabetinin de
en dik alasını göstererek unutulanları, ezilenleri, yok sayılanları sahiplenmeye, umutsuzların umudu olmaya, kimsesizin kimsesi olmaya, gençlerin gitmeyi hayal ettikleri ülke değil, geleceklerini hayal ettikleri bir ülke olmaya hep birlikte çalışarak hazırlanacağız. Ve Ferdi Zeyrek'in verdiği tüm sözler, ucuz sudan tutun da iyi bir toplu taşımaya kadar hepimiz tarafından sahiplenilmiş sözlerdir. Bunun için elimizdeki belediyenin imkanları nispetinde, diğer belediyelerimizle dayanışma içinde, dünyanın öbür ucundan alınabilecek temiz fonlarla, kredilerle yaşadığımız, doğduğumuz Manisa'ya hepimizin ekmeğini, suyunu tüketip her şeyimizi borçlu olduğumuz bu Manisa'ya en iyi hizmetleri getirirken Türkiye'de de partimizi hep birlikte iktidara taşıyacağız. Ve bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yanımıza gelene, ardımıza düşene, bizimle birlikte olana sonuna kadar sahip çıkmaya, bugüne kadar sesimizi duyuramadığımıza bir daha anlatmaya, bugüne kadar bizi anlamayana sabırla yaklaşmaya, iktidarın kibirinden uzak durmaya ve iktidarın sorumluluğuyla bu toplumda bize ümit bağlamış herkese sahip çıkmaya hep birlikte başlıyoruz. Bugün zaferle sonuçlanmış bir seçimin 3 gün sonrası değildir. Bugün yeni zaferler elde etmek zorunda olduğumuz Cumhuriyet'in 2. yüzyılındaki İlk genel seçime giderken seçimin 4. günüdür. Hep birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ve bir büyük teşekkür. Manisa İttifakı dedik kuruldu. Türkiye İttifakı dedik kuruldu. Manisa'da 4 belediye başkanımız son 5 yıl hepimizin göğsünü kabartan ve hepimizin takdirini toplayan işler yaptılar. Her birini yeniden görevlendirdik. Ancak listelerin teslimi sırasında Saruhanlı'da yaşanan büyük talihsizlikten ötürü Saruhanlı Belediye Başkanımız sevgili Zeki Bilgin adaylaşamadı. Saadet Partisi örgütüne teşekkür ediyoruz. Listemize, adayımıza ev sahipliği yaptılar. Partinin bayrağını Saadet Partisi listelerinden sevgili Mustafa Arguz dalgalandırdı, taşıdı. Ancak sayısız geçersiz oy, başka partilere verilen oylar yüzünden muvaffak olamadı. Mustafa Arguz'a, Zeki Bilgin'e yürekten teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Demirci'de Şerif Akmeşe, öğretmen ticaret. Yılların emeğini bir kez daha parti için seferber etti. Ama Demirci'de belediye başkanlığını bir sonraki döneme bıraktık. O hedeften vazgeçmedik. Ve Selendi'de Cemil Kurt hedefe çok yaklaşmışken kazanamadı. Hem Cemil Kurt'a, hem Şerif Akmece'ye, hem de Selendi ve Demirci örgütlerimize yürekten teşekkür ediyorum.
geri kalan seçilen 14 ilçe belediye başkanımızla. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz onların kaya gibi arkasındayız. Onlar hizmete ederken parti ayırmadan ama kendi partili kimliklerini de unutmadan ellerinden gelen tüm katkıları sağlayarak bu kente hizmet edecekler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kırgını olmayan, küskünü olmayan, kavgası olmayan bu kentte kırgın, küskün ve kavgası olmayan bu partiyle çok daha güzel günler göreceğiz. İlk günden bugüne bana, adaylarımıza, seçilen belediye başkanlarımıza, örgütümüze katkı sağlayan, emek veren, destek veren her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve son olarak tüm Türkiye'de olduğu gibi ve bir kez daha şunu hatırlatıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi kurucu partidir. Gücünü milletinden ve renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Şimdi o parti Kurtuluş Savaşı'nın partisi, Milli Mücadele'nin partisi, Cumhuriyeti kuran parti, kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren parti, çok partili rejime geçen parti, sendikal hakları getiren parti, emeklilik hakkını getiren parti, şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında siyasi ittifaklarla değil, milletle, seçmenle, sandıkta kurduğu gönül ittifakıyla bu seçimlerden büyük bir zaferle çıkmıştır. Ben o ittifakın arkadaşlar kurucusu diyor, kurucusu buna ihtiyaç duyan millettir. Ben isim babasıyım. Biz bu seçimleri Türkiye ittifakıyla kazandık. Türkiye ittifakı gücünü milletinden, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Kırmızı, 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 en büyük, en büyük, en büyük, Türkiye ittifakı kazandı, Türkiye kazanacak. İlk seçimlerde Atatürk'ün partisi iktidar olacak. Hepinizi sevgiyle, saygıyla karşılıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ve en kuvvetli alkışlarınızı haftaya başlatacağımız üye kampanyasıyla koşarak baba ocağına gelecek olan tüm siyasi görüşlerden insanlara ve bilhassa gençlerimize bir davet alkışı istiyorum. En kuvvetli alkış. Gençler, Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağıdır. Herkes baba ocağına doğar. Sonra kimi gider büyüğünü arar, kimi küçüğünden yetinir. Kimi Irak'ta oturur, kimi yakında oturur. Ama herkes bilir ki bir gün içti aç doyarsa baba evinin çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Bu baba evinin kapısı ardına kadar açıktır. Gelene nereden geldin demeyiz. Çünkü tapusu bizde değildir. Tapusu ne Özgür Özel'dedir, ne Kemal Bey'dedir. Rahmetli Ecevit'te de yoktu, İnönü'ye de kayıtlı değildir. Baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Her yaştan gençleri, her yaştan gençleri, bilhassa gençleri ama her yaştan gençleri, her siyasi görüşü madem ki başımız sıkışmıştır, baba evine davet ediyoruz. Buyurunuz, buyurunuz, buyurunuz.
Ve hep veda ve emanetlerle geçer kampanyalar. Kampanya bitti, adaylar seçildi. Şimdi elbette sizleri Allah'a, adaylarımızı, çalışmalarını desteklemek için örgütümüze Ahmetli'yi, Turgutlu'yu, Salihli'yi, Alaşehir'i, Sarıgöl'ü, Kula'yı, Soma'yı, Kırkağaç'ı, Göl Marmara'yı, Akhisar'ı, Gördes'i, Kula'yı, Şehzadeleri, Yunus Emre'yi, Köprübaşı'nı ve Büyükşehir'i değerli belediye başkanlarıma emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepinizi çok seviyorum. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Evet, değerli Manisalı hemşehrilerimiz, bu güçlü kadroya çok büyük alkışlarınızı istiyoruz efendim. Ülkem güzel mi güzel, en iyi.